Niksarlı kendisi, benim Kabataş Erkek Lisesi'nde 3 yıl boyu beraber Erbaa'dan otobüse binerdik, Erektaş otobüslerine beraber gelirdik, yatılı okuduğumuz Niksar Erektaş'ı o zamanki adı. 3 yıl boyu Kabataş Lisesi'nde beraber okuduğumuz, Kabataş Lisesi'nin de o zamandan zaten ne olacağı belliydi, Kabataş Lisesi'nde çalışkan, akıllı şeylerinden bir tanesiydi, öğrencilerinden bir tanesiydi. Kabataş'ın yayın odası vardı, sabahları bizleri uyandıran, biz yatılı okurduk orada. Hatta şimdi gelirken arabada dedi ki, siz dedi hangi müzikle uyandırdığımı dinlemek ister misin dedi. Tekrar koydu. Neydi acaba? Neydi? Rain'di. Rain. O zaman, ben de dedim ki ya bu parçayı niye sevdiğimi bilmiyordum. Demek ki dedim 3 yıl boyunca aradım. Hiç aldım uzatmışsın. Nefret de olabilir daha. Yok, Hamdi'nin sesi de çok güzeldi. Zaten yayın odasında öyle bir yumuşak, monis bir şekilde bizi uyandırıyordu ki hiç reaksiyon vermeden uyarıp kalkıyordu. Sonra Kabataş'ı bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ne bölüm okuyordum, işletme okudu. Ondan sonra kendisinden hayatının nasıl geliştiğini kendisinden dinleriz. Hamdi arkadaşımız Finansbank'ta ve Fibo Holding'de en üst düzeylere kadar çıktı. Kendisi Hüsnü Özyeğin'in en çok güvendiği, en başta gelen genel müdür yardımcılarından bir tanesiydi. Bugün gençlerimize, bizlerin de çocukları var tabii. Hamdi'nin bu geniş, yıllar süren iş deneyimlerinden, hayat deneyimlerinden yararlanmak istedik. Özellikle gençleri de toplayın, geleyim dedi, sağ olsun. Bugün hem Hamdi'den iş hayatının o nüanslarını, iş hayatında başarıya nasıl gidildiğini anlayacağız, dinleyeceğiz. Kendi bu yılların deneyimlerinin kendisine verdiği tecrübelerden yararlanacağız. Hamdi'den bir söz daha aldık, onu da söyleyeyim size. Hamdi arkadaşımızın kızı da çok ilginç bir konuda öğretim yaptı. Amerika'da hem ekonominin yanı sıra da antropoloji eğitimi yaptı. Orada şu anda doktorasını da tamamlamak üzere. Onu da inşallah bir uygun zamanda antropoloji konusunda, yani insanın tarihi neydi, bizim genlerimizde ne gibi bilgiler saklı, bunları anlamak için bir günde onu çağıracağız inşallah. Bize söz verdi. Bir günde kızını dinleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Evet. Hamdi arkadaşımıza hoş geldin diyoruz. Kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Ceyhun. Gerçekten Niksar Erek, bizlerin Kabataş'ta buluştuk ama Kabataş'a ulaşmadan önce de buluştuğumuz firmaydı diyeyim. Çünkü o zamanlar çok iyi bildiğiniz gibi Niksar'dan kalkardı Niksar Erek. Saati de 14, hiç unutmam. Erbaa'dan da Erbaa yolcusunu alır, sonra Harem'de, Sirkeci'de iner, o zamanlar köprü yoktu, okullarımıza, iş yerlerine dağılır, sonra da yine orada binerdik. Ben ilk seyahatimi hiç unutmuyorum, İstanbul'u ilk defa göreceğim, Kabataş'a gitmek üzere yola çıktık, birçoğumuzun eminim çok iyi tanıdığı bir şahsı ilk defa ben orada karşılaştım ve arkadaşımız oldu, çok sevdiğim bir insandır o da. Erbaa'ya geldik, ben 5-6'da oturuyorum, 3-4'de Turan Dokumacıoğlu bindi o zaman. Biz birdeyken o bizden 2 yaş büyüktü, 3. sınıftaydı. İlk orada bir Erbaa'lı arkadaşımı tanımış oldum. Sonra Ceyhun'la tanıştık, sonra İrfan Er geldi 3. sınıfta. Ve ben çok sevdiğim, saydığım Erbaa'lı hemşerilerimle 3 yıl orada Ceyhun'la, Turan tabi erken mezun oldu. İrfan bir sene okudu ama Cengiz yıllardır İskeni hala... Cengiz İskeni tanıdın mı? Onu da tanıdım. O ama Erbaa'da oturmuyordu yani, öyle hatırlıyorum. Erbaa'da oturuyordu. Dolayısıyla bizi birleştiren yer Niksar Erek ve Kabataş Erkek Lisesi'dir. Son sene Hakkı da geldi. Hakkı da geldi Niksarlı olarak tabii. Bayağı Niksarlı da geldi. O zamanlar Erbaa'da da herhalde öyleydi. Niksar Lisesi çok yeni açılmıştı. Aileler
Kabataş'ta okuyanlar vardı. Erbaa'da da herhalde öyleydi. Kabataş'a öğrenci göndermek çok bir ananeydi galiba. Çok öğrenci gelirdi Erbaa'dan da, liseden de, Hisar'dan da. Ben sonra Ceyhun'un belirttiği gibi ODTÜ işletmeden mezun oldum. Nedense ODTÜ'de pek böyle bir gelenek yoktur ama ben müfettiş olmayı hedefledim ve Akbank'a müfettiş olarak başladım. Aşağı yukarı 6. yılımdayken o tarihlerde çok yeni kurulmuş bir bank olan Finansbank bir yerden ismimi almış ve bana teftiş kurulu başkanlığı teklif etti. Bir cesur yaklaşımla, ki şu an hala düşünüyorum, yani çok yeni kurulmuş bir bankaya gitmek bir cesaret işi. Ama herhalde gençliğin verdiği bir şeyle, şimdi yavaş yavaş gençlere de bu mesajları vermek istiyorum. Gençlikte insan daha cesur oluyor. Hepiniz yaşamışsınızdır. Ben de 30 yaşlarındaydım ve kabul ettim Finansbank'ın teklifini. Yılların bankası Akbank'ı bıraktım. Teftiş Kurulu Başkanı olarak Finansbank'a geldim. Daha sonra insan kaynakları görevini de verdiler bana ve genel müdür yardımcısı yaptılar. Yaklaşık bir 12 sene Finansbank'ta Teftiş Kurulu Başkanlığından sonra da genel müdür yardımcısı olarak görevlendirildim. Akabinde 2004 yılında grup hızla büyüyor idi. FİBA grubu oluşmuştu. FİBA grubunun yurt içi ve yurt dışı tüm şirketlerinden sorumlu insan kaynakları direktörü oldum. 2013 yılına kadar da bu görevi sürdürdüm. 2013 yılında da emekli oldum. Yani 2013 yılı Eylül ayından bu yana emekliyim. Ceyhun bunu söyleyince memnuniyet edildim. Yani gençlere böyle bir şeyi anlatabilmek, tecrübelerimden bahsetmek benim için büyük bir keyif. Ama şu an bir keyfimi, heyecanımı da paylaşmadan geçemiyorum. Çok değerli abilerim, ablalarım var. Ben hep üniversitelerde gençlere konuştum. Şimdi Bankalar Birliği'nde de zaman zaman eğitimler veriyorum. Ama ilk defa benden yaş olarak büyük abilerimin, ablalarımın karşısında konuşuyor olmanın da heyecanını taşıyorum. Beni onun için yapacağım hatalar olursa lütfen mazur görün. Sağ olun. Öncelikle Ceyhun'la konuşurken gençlere CV nasıl hazırlanır, mülakatta neye dikkat edilir konuştuk ama ben konuşmamı çeşitli notlar aldım. Belli başlıklar altında topladım. Öncelikle öğrencilere ben okul yıllarında nelere dikkat etmek lazım, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sonra iş ararken ne yapmak lazım? İş aradınız, işe girdiniz, iş hayatında nelere dikkat etmek lazım? Bunlara kendi tecrübelerimden yola çıkarak değineceğim. Bir de kendimce hayata dair bir takım tavsiyelerim olacak. Ama burada benden çok daha tecrübeli sizler varsınız. Lütfen bana bu konuda yardımcı olun. Sizler de tecrübenizi aktarırsanız, bunu birlikte yaparsak gençlere faydamız 2 katına, 5 katına çıkacaktır. Sizlerden de tecrübelerinizi aktarmanızı beraberce özellikle rica ederim. Şimdi öğrencileri tanıdık. Hangi okullarda, kaçıncı sınıftalar, bunları gördük. Ben öncelikle okul yıllarında nelere dikkat etmek lazımdan bahsetmek istiyorum. Bir defa tabii çalışmak, ama sadece çalışmak değil sevgili gençler okulda okurken. Aktivitelere katılmak, hobiler edinmek çok çok önemli. İyi bir öğrenci olmak, çalışkan bir öğrenci olmak çok önemli. Demin sizinle konuşurken sizi biraz merakta bırakayım dedim. Bir çalışma biçiminden bahsettim. Bunu hem bir hayat olgusundan daha özellikle sonra değineceğim. Bir anekdotla bunu anlatmak istiyorum. Farklı bir çalışma metodu. 90'lı yıllarda bankamız hızla büyüyordu. Biz yeni mezun gençler almaya başladık o büyümeye.
sıfırdan kendi kültürümüzle yetiştirmek için ilan verdik gazeteye, işte yeni mezunlar alınacaktır diye. Bankacılıkta bir tabir vardır, MT derler bunlara. MT'nin kısaltılmış hali MT, Management Trainee derler. Bir bankacılıkta maalesef yabancı kelimeden gelen bir alışkanlıktır bu. Yönetici adayı anlamında kullanılır. Yani bankalar yeni mezun kaliteli gençleri alırlar, böyle iki aylık plan bir eğitim verirler. Ondan sonra şubelere, bölümlere dağıtırlar ve o seçerek aldıkları o öğrencilerin, o adayların ileride bankanın yönetimini alacak kaliteli yöneticiler olmasını beklerler. Böyle bir seçim yolu. Biz de o hızlı büyümemize paralel ilan verdik, MT'ler alacağız ve şubeleri alacağız. Yani özellikle satış pazarlamada kullanacağımız gençler olacak bunlar. Tabii böyle olunca konuşkan, karşıdakini iyi ikna eden, ağzı laf yapan insanlar olmasını bekliyoruz. Çünkü satış pazarlama yapacak bu gençler. Gelenlerde de bu özellikler aranacak. Bir gün telefonum çaldı. Yönetim kurulu başkanı arıyor beni. Hamdi dedi, yanında müthiş bir aday var. Ben tabii merakla dinliyorum. Notu dedi, 4 üzerinden 4. Hemen dedi, sana dedi gönderiyorum. Sen dedi bir görüşü ver bununla. Ben tabii bunu dinleyince çok sevinemedim doğrusu. Neden diyecek olursanız, 4 üzerinden 4 demek benim o günkü anlayışıma göre sadece ve sadece dersi düşünen, dersten başka hiçbir şey düşünmeyen öğrenci demekti o günkü anlayışımda. Ben gelecek öğrencinin ağzından kerpetenle laf alınan, sadece dersle yoğrulduğu için asosyal bir tip olmasını doğrusu düşünüyor idim. Genel müdür, yönetim kurulu başkanının sekreteriyle beraber aday geldi. Görüntüsü hiç de öyle değildi. Son derece canlı, konuşkan. Tabii ben adayı görünce acaba dedim yanlış bir aday mı geldi? Çocuğun elinde CV'si de var. CV'ye baktım. Evet, ODTÜ işletmeyi 4 üzerinden 4 ile bitirmiş. Son derece başarılı bir öğrenci. CV'yi incelediğimde gördüm ki Master'da 4 üzerinden 4. Yani müthiş bir aday var karşımda ve benim endişelendiğim gibi öyle ağzından kerpetenle laf alınan, dersin başka bir şey düşünmeyen bir adam değil. Ve ben bu çocuğu hemen işe aldım. Çünkü bizim aradığımız özellikler vardı bu delikanlıda. Ama merak ettim, sordum. Adı Can'dı. Can dedim, sen son derece dışa dönük, konuşkan bir çocuksun. Üstelik 4 üzerinden 4 de bitirmişsin. 3.99 bile değil. Master da öyle. Arkadaş nasıl başardın dedim sen bu işi. Ve anlattı bana nasıl başardığını. Ve ben hak verdim. Çok doğru buldum anlattığını. Şimdi interaktif yapalım istiyorum. Sizlerin görüşünü almak istiyorum. Ne yapmış da bu başarıyı nasıl bir çalışma yöntemiyle başarmış olabilir? Evet. Bence kendine çok güvenir. Özgüveni çok yüksektir. Peki. Çünkü özgüven olmayan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar çalışsan çalış, gitmiyor bir şeyler. Şüphesiz ama aradığım cevap o değil. Yazarken de öğrenebilir. Sonuçta şu an devrimizde artık elimizde her şey var. Şurada otobüsten oradan oraya giderken eline bir kitabı alıp başka bir şeylerle okuyabilir. Sonuçta boş zamanlarında hani boşa harcamamış değil. Kendini sürekli değerlendirmiştir. Geziyordur da bir yandan da okuyabilir. Her insan şu an öyle yapabilir. Hani şu an otobüslere baktığımızda hangi insanı elinde kitap okurken görüyoruz? Hatta kitap okuyanlara başka gözlerle bakıyoruz. Kendini göstermeye mi çalışıyor? Ya da farklı boyutlarla inceliyoruz insanları. Ya her anı değerlendirmiş olabilir. Kendine bir şeyler katmak için. Bu da değil maalesef. Dediklerin çok doğru ama ben çok daha somut bir şey söyleyeceğim ama bu değil. Tabii ki bunlar da var. Bir tahmin de bulunayım mı?
Tabii bir tahmin. Ben tıptan bir tahminde bulunayım mesela. Anatomi. Anatomi insan vücudunun şeylerini öğrenen, parçalarının neyin ne olduğunu öğrenen bir ders. Bir kişi anatomiden 4 üzerinden 4 alıyorsa bence gelip cerrahlara sorması lazım. Yani işin pratiğindeki adama ya hocam bu fıtık ameliyatını yaparken hangi yeri nereye dikiyorsunuz? Bu fıtık nereden çıkıyor? Eğer onu bilirse yani işin pratiğini yapandan öğrenirse teorisini de güzel öğrenir. Belki de gitmiştir alanda işin pratiğini yapanlarla yakın temasa gelmiştir. O olabilir. Sosyal bir kişiliği var işte. Evet. O kesin. Yani ben tam tersini beklerken o notta bir öğrenciden karşıma gayet sosyal bir öğrenci geldi ve ben bu kadar başarının nasıl olduğunu çok merak ettim. Bir şeyi söylemeliyim. Hem kızıma hem sonra oğlum oldu ona da bu yöntemi önerdim. Ama maalesef diyorum, belki bir ipucu olacak bu. Bizim toplum olarak genlerimizde bu tip bir çalışma şekli yok. Söyleyince tahmin ediyorum bana hak vereceksiniz. Evet, bu doğru bir yöntem diye. Ama şu ana kadar söylenenler tam benim aradığım cevap. Dernek yönetiminde bence çalışmıştır. O da Erbaa Derneği'dir. Planlı çalışmıştır, gezmeye de vakti olmuştur, hobi edinmeye de vakti olmuştur, dersinde güzel çalışmıştır, dört dört yapar. Peki. Bir dakika, ben bir şey söyleyeyim. Lütfen efendim. Mutlu, huzurlu bir halde yetişmiş. Şüphesiz, çok önemli var. Ama benim aradığım gerçekten bir yöntem, çalışma yöntemi. Bu dediklerinizin ayı yatsınamaz. Mutlaka ailesini de sonra tanıdım. Gerçekten öyle insanlar. Ama ben bir çalışma yöntemi söylüyorum. Aynen. Arkadaşlarıyla paylaşmıştım. Onlar çok güzel düşünmüş. Ama o da değil efendim. Yani aslında çok farklı görmüştür. Ders sistemi daha farklı görmüştür. Bilim, 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 bilim. Yok. Bir taraftan olur ki. Ben de ben aynı konuyla ilgili. Fazla merakta bırakmayayım. Can, buyurun efendim. Sorup öğrenmek dediğimiz bir olay var. Acaba o olabilir mi? Bilgiyi bilgi kişiden alıp bilgisini genişleterek ve o konunun üzerinde beyin yok. Örneğin ben herhangi bir işletmede iş veririm. Ama onu, konumu genişletmek için master yapan veya profesör olan kişilerden bu konunun daha olumlu, daha net bir şekilde öğrenebilmem için oradaki kişilere cesaret ve yüreklilikle gidip onlardan öğrenmektir. Yani artılarını bir tarafa, eksilerini bir tarafa koyarak öğrenmektir. Benim görüşüm budur. Bilmiyorum doğru olabilir. Belki daha yakın söyleyeceğim ama tahmin ediyorum söyleyince bana hak vereceksiniz. Burada ben anlattıktan sonra gençlere çok önemli bir olgudan bahsedeceğim ki benim en büyük tavsiyelerimden biri olacak onlara. Merak. Can bana ne dedi biliyor musunuz Amerikanlar? Efendim dedi, ben öyle çok müthiş bir öğrenci değildim, çok acayip çalışan. Neyi farklı yapmış biliyor musunuz? Onun için öğrencilere çok tavsiye ediyorum. Ben dedi, dersi bir gün önce çalıştım. Yani hoca, çocuklar perşembe günü şu dersi konuşacağız sizinle dediyse, ben çarşamba akşamı oturdum, dersi çalıştım. Hazırlandım ertesi güne. Çok yapılan bir şey değildir bu. Ertesi gün benim gibi öğrenciler, bunu itiraf ediyorum, dersi dinlerken hay Allah daha 15 dakika var dersin bitmesine, teneffüste de maç yapacaktık veya ders bitecek sinemaya girecektik arkadaşlarla diye saate bakarken Can, o da bakıyordu saate ama çok farklı bir sahip de bakıyordu. Hay Allah diyordu benim gibi ama farklı bir şeyle. Hay Allah daha 15 dakika kalmış, o dün akşam çalışırken tam anlamadığım konuya hoca daha gelmedi diye bakıyordu. Bu o kadar önemli bir şey ki ben ve benim gibi çoğunluk
hocayı öylesine dinlerken o son 15 dakikada can hoca o anlamadığı konuya geldiği zaman beş duyusunu da hareket ettirerek can kulağıyla dinliyordu. Benim dinlediklerim buradan girip buradan çıkarken can hepsini merakla dinlediği için, çünkü bir gün önce okumuş ve tam anlamamış onu. Tam anlamayınca merak ediyor. Acaba niye ben anlamadım? Burada önemli nokta nedir diye can kulağıyla dinliyor. Can kulağıyla dinleyince inanın hiç unutmuyor. Merakla dinliyor çünkü. Ben dedi Hamdi Bey, hiçbir finale, hiçbir ara sınava sabahlara kadar çalışmadım. Yaptığım tek şey sadece notlarıma şöyle bir bakmaktı. Ve ben çok iyi anladığım için hocayı dinleyince, anlamayınca da hemen sorduğum için çok güzel aldım ve hiçbir konuda anlamamazlık olmadı ve sınavlarda hep en yüksek notu çektim dedi. Bana bilmiyorum çok mantıklı geldi ve çok başarılı bir delikanlıydı bu. Bizde de gerçekten çok başarılı oldu. Şimdi benim gençlere söyleyeceğim şey şu. Lütfen büyüklerim ekleyecekleri şeyler vardır, eklesinler. Arkadaşlar, merak unsurunu hep hayatınızda tutun. Bakın demin MBA'den bahsettim, işletme master'ından. Ama dedim ki, tecrübe edindikten sonra gidin işletme master'ına. Neden? İşte buradaki mantıkla aynı. İşletme master'ını tecrübe yaşayarak giderseniz, dersi canın dinlediği mantıkla dinliyorsunuz. Çünkü 5 sene iş hayatında bir şeyler yaşamışsınız, işletme master'ında onun cevabını veriyorlar size. O zaman merakla dinliyorsunuz. Ama okuldan mezun oldum, ben hemen işletme master'ı yapayım dediğiniz zaman aynı öğrencilik kafası devam ediyor. Dolayısıyla öğrenci gibi dinliyorsunuz ama öbüründe iş hayatını yaşamış, iş hayatındaki artıları, eksileri gören ve bunun doğrusu nedir diye merak eden bir meraklı olarak dinliyorsunuz. Onun için işletme master'ında özellikle Amerika'daki çok başarılı üniversiteler, Wharton, Harvard gibi mutlaka tecrübe ararlar. Tecrübe olmadan kabul etmezler çünkü onların başarısını engeller tecrübesiz gelen öğrenci. Merak çok önemli arkadaşlar. Ben bir emekliyim. Birçoğunuz bunu yıllarca önce yaşadınız, ne demek olduğunu biliyorsunuz emekliliğim. Ben emekli olurken birçok arkadaşım, yöneticim bana dedi ki, Hamdi erken oluyorsun, sıkılırsın. Ama hayatınıza merakı katıyorsanız sıkılmıyorsunuz. Benim bahçem var, aylık otlarını temizliyorum. Acaba ayrık otu çıkacak mı diye merak ediyorum. Gece inanın yatağa yatıyorum, kitap okumaya başlıyorum. Sonra yatıyorum, ertesi sabah ya ben bugün ne yapacağım diye kalkmıyorum. Okuduğum kitabın devamını merak eder bir heyecanla uyanıyorum. Televizyonda bir kelime görüyorum, bir ülke ismi duyuyorum. Hemen Google'a girip ne diyeyim bu ülke? Geçenlerde küratör diye bir şey duydum. Küratör. İlk defa duydum ya. Nedir dedim küratör? Merak ediyorum. Hemen girdim küratörün anlamına baktım. Merak çok önemli arkadaşlar, sevgili gençler. Merakı her zaman hayatınızda canlı tutun. Bakın tıp birde okuyan İrem hiçbir mecburiyeti olmadığı halde merak etmiş acilde ne olup bitiyor diye. Çok takdir ettim. Tebrik ediyorum kendisini. Merak etmiş, benim mesleğim bu. Kimse de hocası, başka biri böyle bir günlük acilde zaman geçirmeniz lazım dememiş. Ama merakından gitmiş, öğrenmiş. Merak onun için arkadaşlar, hayatınızın bir parçası olsun. Bakın Oprah Winfrey diye birini bilmiyorum, duydunuz mu? Dünyadaki milyarder tek zenci. Kadın. Michael Jackson vardı, öldü, tek o kaldı şimdi. Bu kadın 32 yaşında intihara teşebbüs ediyor.
sevgilisinden ayrılmış, terk etmiş onu. Kendisini çok çirkin görüyor, şişman, çok çirkin biri olarak görüyor ve intihara karar veriyor. Sonra anılarında bahsediyor bundan. Diyor ki, intihar edecekken birden durdum. Beni diyor, yarın ne olacak merakı diyor engelledi. Merak ettim diyor, yani ben ölerek yarın ne olacak şeyini görmeyeceğim. Yarına olan, hayatı olan merakım beni ölümden diyor vazgeçiyor. Onun için çok uzattım bu konuyu ama gençler lütfen merak unsurunu her zaman canlı tutun. Bu çok en baştaki tavsiyelerimden biri. Halen okuyorsunuz. Bu yöntemi denemenizi öneririm. Dersi bir gün önce çalışın ve hocayı merakla dinleyin. Dersin bile inanın çok daha az sıkıntılı geçtiğini fark edeceksiniz. Atatürk'ün bir öğütü olduğunu biliyorum bunun. Bir derse girmiş Atatürk ve çocuklara sorular sormuş falan anlamayınca. Demiş ki merak edin ki başarılı olasın. Çok doğru efendim. Yani merak, merak müthiş bir olay. Yani merak olduğu zaman insanı hayata bağlıyor inanın. Bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda merak eden insanları sevmiyorlar. Genelde dışlıyorlar. Bu her yerde böyle. Sınıfta bir soru sorsam, hani derslerde genel olarak, işte diyor ki sınıfta çıktığı zaman diğer kişiler, ya diyor sen ne kadar soru soruyorsun? Hep sınıf dersi atıyorsun. Biz bekliyoruz ki erken çıkalım. Senin sorularından bir de geç çıkalım. Çünkü neden merak aslında sınıfta soru sorular? Hocayı dinlediğinin göstergesidir. Ki hocam ondan rahatsız olmadığı durumda, arkadaşlar rahatsız olduğu için insanlar baskı altında olduğu için soru sormayı ve merak edemiyor bu durumda. Bence bu da bir öncüdür bizim. İçinizde merak olduktan sonra siz onu derste sormazsanız hocayı gider bir yerde yakalarsınız, evet, yine sorarsınız. Yani o yeter ki sizde olsun. Evet, peki. Sevgili gençler, mutlaka staj yapın. Yarın iş hayatına girerken bizlerin insan kaynakları yöneticileri olarak ilk baktığımız şeylerden biri CV'lerde bu kişi iş hayatına biraz bulaşmış mıdır? Yoksa yaz tatilinde yan gelmiş yatmış, şimdi iş arıyor görürsek sizi değil, iş hayatına karışmış, bulaşmış, iş hayatını koklamış o staj yapan, hele hele part-time çalışan varsa o genci çok daha tercih ediyoruz. Onun için staj yapmayı sakın ihmal etmeyin. Bir defa size çok faydası var. İş hayatını görüyorsunuz. Değil, çalışmak istediğiniz alanda gerçekten yapıp yapamayacağınızı anlıyorsunuz. Ve çok önemli başka bir faydası, staj yaptığınız zaman başarılı bir stajyerseniz eğer, iş yeri diyor ki ya Ahmet var diyor, çok sıkı bir çocuk diyor, canavar gibi çocuk diyor, onu diyor mezun olduğunda alalım, boş yere aday aramaya kapmayalım. Denenmiş adam zaten, yani adamın performansını gördük. O size başvurmasa bile, çok yaptım ben bunu, siz gidip onu buluyorsunuz. Sen mezun oldun değil mi? Evet. Gel bakalım bize diyorsunuz. Çünkü denemişsiniz adamı, yani stajda görmüşsünüz, onu tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla staj yaparak bir yerde işinizi de garantilemiş oluyorsunuz. Sakın bunu unutmayın. Dil. Hangi dil? Çocuklar soruyorum size, hangi dil? Rusça, Çince. Rusça, Çince. Başka? Beden dili. Beden dili. Beden dili. Burada bir cevap. Başka? İngilizce, Fransızca, İngilizce. Hangi dile sevgili gençler verilecek cevap tatlı dil? Beden dili diye çok doğru bir şey söyledi. Tatlı dil arkadaşlar. Bugün bakın, 3 tane dili ana dili gibi konuşuyor olabilirsiniz. Ama diliniz tatlı değilse, insanlarla sürekli kavga halindeyseniz, sürekli çekişiyorsanız, sizden insanlar artık nefret edecek noktaya gelmişse o acı dilinizden dolayı, inanın başarılı olmanız mümkün değil. Ben yaşadığım bir örneği anlatayım. Vakti zamanında bankamıza
Chartered Accountant diye, bilmiyorum bu tabiri gördün, duydunuz mu? Dünyaca çok kabul olmuş bir sertifikadır bu. Bu sertifikaya sahip İngilizcesi ve Fransızcası olan bir yönetici abi. Genel müdür yardımcısı olarak. Çok beğenerek aldım. Hepimiz yanılmışız. Biz yanıldık, bize bunu gönderen headhunter dediğimiz o insan avcıları, onlar yanıldı. Bir yönünü hiçbirimiz görememişiz. Kavgacı bir arkadaştı. En munis yöneticiyle bile bir başka departmandan olur olmadık bir sebepten kavga ediyordu. 6 ay sonra iş haddini feshetmek zorunda kaldı. 2 dil biliyordu ve çok önemli bir sertifikaya sahipti. Buna rağmen çıkarmak zorunda kaldı. Onun için dil tabii ki önemli. İngilizce, Fransızca, Rusça, hangisini söylerseniz söyleyin. Ama benden dil konusunda bir tavsiye bekliyorsanız, tabii ki öncelikle İngilizce gençler. Ama bir Rusçayı, bir Çinceyi, özellikle yapabiliyorsanız Çinceyi öğrenmenizi çok çok tavsiye ederim. Evet, okulda bence yapılması gerekenler bunlar. Mezun oldunuz, iş aramaya başladınız. İş hazır size gelmiyor arkadaşlar. Biraz önce sohbette o Almanya'da staj yapan öğrenciden bahsettim. Gerçekten sizlerin bu konuda çok çaba gösteriyor olması lazım. Ne yapılabilir? Bir defa artık internette kariyer sayfaları var. İnternetten size aracılık eden firmalar var. Bunlara mutlaka CV göndermelisiniz. Okulunuzun bu işlerle uğraşan mutlaka öğrenci büroları vardır tahmin ediyorum. Onlarla sürekli irtibat halinde olmalısınız. Okulunuza şirketler kariyer günlerine geliyorsa onları mutlaka izlemelisiniz. Onların yaptıkları kokteyllerde o şirketlerin yöneticileriyle tanışmalısınız diye ısrarla tavsiye etmek istiyorum. Bakın, yaratıcılık çok başka bir şey. Hedeflediğiniz bir şirket olabilir. O şirketin yönetim kurulu başkanına, genel müdürüne yazacağını çok uzun olmayan, bakın yani bir sayfa bile olmayan ama o genel müdürün, o yönetim kurulu başkanının bir takım hasletlerini nedir mesela? Beşiktaş'tır, Fenerbahçe'lidir, örnek veriyorum. Sizin de o takımdan olduğunuzu belki direkt hissettirmeyen ama ne kadar Beşiktaş sevgisiyle dolu olduğunuzu satır aralarında belki indirectly geçen bir takım sözleriniz o yönetim kurulu başkanının insan kaynaklarına gönderip ben yaşadım çok, ben şu çocukla bir çağırın konuşun bakalım demesine emin olun sebep olabilir. Yani güzel bir jest yapılabilir. Efendim? Yani güzel bir jest yapılabilir hani sözlü olarak. Yani ilgi çekebilir. Yazdığını çok ilginç bir kısa mektuptur o. İlgi çekebilir ve çağrılmanıza neden olabilir. Onu kastediyorum. Kendinizi gösterin diyorsunuz. Evet. Bir şekilde gösterin. Yani bekleyip beni gelsin iş bulsun değil. Sizin çaba göstermeniz çok çok önemli. Beğendiğiniz bir şirket olabilir. Çok iyi inceleyin arkadaşlar. Bana, ben başarılı bir insansam, bana bu başarımı cevaplayacak bir tavır içinde mi çalışacağım şirket, o beğendiğim şirket diye mutlaka inceleyin. Hani bir tabir vardır, kimse yoğurdum ekşi demez. Hiçbir şirkette o kariyer günlerine katıldıklarında, ben de onlardan biriydim, şöyle bir bankayız, böyle bir bankayız, şöyle başarılı insanları böyle değerlendiririz, böyle atar dururuz ama doğru ama yanlış. Her anlatılana inanmayın. Mutlaka o şirketin içinden birileri de bulun. Bu çalışan biri olabilir, staj yapmış biri olabilir. Ya bunlar böyle söylüyorlar ama doğru mu gerçekten anlattıkları diye lütfen sorun. Bu tarafa geçin. Önden konuşmacıyı önden. Değerli büyüklerim, lütfen takıldığınız bir şey olursa sorun. Evladınız olabilir. Tam işe hazırlanan üzüldüm, biliyor musunuz? Torunumuz olabilir. Neye üzüldüm? Keşke torun
hanımı da getirseydim. Lisedeler. Siz anlatıyorsunuz efendim onlara duyduklarını. Anlatıyorum. O çalışma evet. sistemi bende de vardı. Biraz anlatıyorum onu. Bir güne belli hazırlar. Ama devamlı konuşursanız ama sizin gibi tecrübeli. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dinlemeler çok isterdim.